Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeni videomuza. Hepimizin Mevlid kandili mübarek olsun inşallah. Rabbim bu mübarek gecede inşallah yapmış olduğumuz bütün duaları kabul buyursun. Bütün ibadetleri kabul buyursun. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah arkadaşlar. Şimdi bu gece Peygamber Efendimizin mübarek doğum gecesi. Bir Müslüman bu gece neler yapabilir, neler yapmalı? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Birincisi Kur'an-ı Kerim okumak. Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi Kur'an-ı Kerim okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın insanlığa son mesajıdır. Onun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır. 14 asırdan beri okunan bu Kur'an-ı Kerim, insanı dinamizme çağıran aklın ve gönlün şifa kaynağı, ilim ve irfan menbaıdır. O, anlaşılmak ve insanlığa rehber olmak için gönderilmiştir. Bu itibarla sadece okumayı öğrenmekle ve okumakla yetinilmeyip, içeriğinin de bilinmesi, Kur'an'ın ne anlattığının kavranılması, hatta onun kendi hayatımıza da yansıtılması gerekir. Bu gece yine Allahü Teala'ya tam bir huşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız. Çünkü dua rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, ona sığınması ve ona yakarması, ne isteyecekse ondan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz varlık olan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür. Mevlid-i mutlakı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve sıradan isteme anlamlarının ötesinde Allahü Teala'nın Rablik ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir. Bu gece yapılacak olan diğer işlerden biri salavat-ı şerife çekmek arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selamlar getirilmeli. Onun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir. 100 kere salavat-ı şerife bu gece çekin arkadaşlar. Vakti olanlar 1000 kere çeksin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bunu vakti olanlar 1000 kere okusunlar, olmayanlar da 100 kere okusunlar. Bu gece yine namaz kılmak, hem bu gece hem de yarın, Mevlid gecesi bu gece ve gündüzü de yarın oluyor arkadaşlar. Namaz kılmak ve vakti olanlar cemaatle namaz kılmaya da özen göstermeliler. Kaza namazı bulunan kimseler bu namazlarını kaza etmeye çalışmalılar bu gece. Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur. Tekellüf, yani zorakilik, bitkinlikten kaçınılmak suretiyle nafile namazla kılınmalıdır. Yani tembel olmamak gerekiyor kısacası. Mevlid gecesi namazının muayyen bir şekli yoktur. Yani belli bir namaz yoktur. İşte 4 rekat kılacaksın, 2 rekat kılacaksın diye bir kaide yoktur. İsteyen istediği kadar kılabilir arkadaşlar. Ama mümkünse kandil gecesi olması sebebiyle tesbih namazı kılınabilir. Secde ayetleri okunup secdeler yapılır, dua edilir. Mevlid gecesinin gündüzünde de bizden dua bekleyen yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilebilir. Ruhlarına Kur'an-ı Kerim okunabilir. Dua etmek lazım onlar için de. Onlar için de Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dilemek lazım. Kabir azabı çekiyorlar ise kabir azaplarının son bulmasını dilemek lazım arkadaşlar. Böylelikle ruhları şad edilmeli. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabın, tabiinin ve diğer büyüklerimizin, akrabalarımızın, özellikle analarımızın, babalarımızın, kısacası bütün Müslümanların ruhlarına Kur'an-ı Kerim okuyup gönderilmelidir. Mevlid gecesi ve gündüzünde fakir fukarayı, yetim ve kimsesizleri görüp gözetmek, ihtiyaç içerisinde kıvranan din kardeşlerimizin yardımlarına koşmak, onlara imkanlar ölçüsünce tasaddukta bulunmak,
mutlaka yapmamız gereken bir husustur. Çünkü Cenab-ı Hak Allah-u Teala sana ihsan ettiği gibi sen de başkalarına ihsan et buyurmaktadır. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirleri kollayıp gözetiniz. Çünkü siz aranızdaki fakirler sayesinde onların duası bereketiyle rızıklandırılıyor ve Allah-u Teala'dan yardım görüyorsunuz. Kaynak Ebu Davud. Bu gece yapılması gereken diğer bir şey ise tövbe etmek. Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmak çok önemli ve hepimiz için gerekli olan bir şey. En azından bir tesbih estağfurullah demeliyiz. Yani 100 kere estağfurullah çekmeliyiz arkadaşlar. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Tövbe, işlediğimiz hatalardan dolayı Yüce Mevla'nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyma, günahlara bir daha dönmemek üzere yüz çevirme, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme demektir. Tövbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve yeniden dirilişin ifadesidir. Bunların yanında müminlerle helalleşmek, onlarla irtibatımız cihetinden rızalarını almak önemlidir. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmelidir. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir. Bu gece Peygamber Efendimizin doğum gecesi olduğu münasebetiyle Peygamber Efendimizin ruhaniyetine rabıta kurarak onunla irtibat kurmaya çalışabiliriz arkadaşlar. Ona salavat okurken gözleriniz kapalı bir şekilde Peygamber Efendimizi düşünerek, hayal ederek ondan manevi güç alabiliriz. Bu gece Peygamber Efendimizin doğum gecesi ve bu gece dünya üzerinde bir takım büyük olaylar yaşandı. Bir takım büyük alametler belirdi. Onları geçtiğimiz gün başka bir videomuzda saymıştık zaten. Dünya üzerinde yaşanan olayları. Merak edenler internete yazabilirler. Peygamber Efendimizin doğum gecesinde dünyada yaşanan olaylar diye yazın. Karşınıza bir sürü sayfa çıkar arkadaşlar. Onları okuyun. Evet, bu geceye dair söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca bu videoların linklerini Instagram hikayede paylaşıyorum. Kullanıcı adı Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim inşallah. Instagram'da da güzel paylaşımlarımız oluyor. Hesabım gizlidir. Takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Orada da hızlıca yükseliyoruz. Hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.